Kombinasyon çalışma kağıdı 3. Bu videomuzda kombinasyon konusuna ait örneklerden oluşan çalışma kağıdımızın çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. 10'un sıfırlı kombinasyonu artı 10'un birli kombinasyonu artı 12'li kombinasyonu artı nokta nokta 10'un 9'lu kombinasyonu artı 10'un 10'lu kombinasyonu toplamının sonucu kaçtır? Şimdi bu soruyla ilgili bilmemiz gereken bir kural var. Öncelikle onu hatırlayalım, ardından sorumuzu yapalım. N'in sıfırlı kombinasyonundan, sıfırlı kombinasyondan başlamak üzere N'in birlisi artı N'in ikilisi artı nokta nokta bütün kombinasyon durumlarının hepsinin toplamı N'in n'lisine kadar bütün kombinasyonların toplamı 2 üzeri N'e eşittir. Bu soruda da bu kuralı bilmemiz gerekmektedir. Bu kuralın bize sorulduğunun farkında olmalı ve cevabı kolaylıkla verebilmeliyiz. Burada da baktığımızda sıfırlı kombinasyondan başlamış birli kombinasyon, ikili kombinasyon, artı nokta nokta demek üçlü, dörtlü, beşli devam ediyor bu, yani hiç atlamadan anlamına gelmektedir. Onun dokuzlu kombinasyonu, onun onlu kombinasyonu. Bütün kombinasyonlar var. O yüzden bu sorunun cevabı 2 üzeri. Buradaki sayımız 10. 2 üzeri 10'a eşittir. Bunun da sonucu 1024 eder. İkinci sorumuza baktığımızda birinciye oldukça benzer ama ufak bir tuzak katılmış. 8'in birli kombinasyonu artı 8'in ikili kombinasyonu artı nokta nokta 8'in yedili kombinasyonu artı 8'in sekizli kombinasyonu toplamının sonucu kaçtır? Sıkıntı burada sıfırlı kombinasyon eksik. Burada sıfırlı kombinasyon da olsaydı bu 2 üzeri 8'e eşit olacaktı. Bu 2 üzeri 8'den 8'in sıfırlı kombinasyonunun çıkartılmasına eşit. Burada 8'in sıfırlısından başlasaydı 8'in 8'ine kadar bütün kombinasyonların toplamı 2 üzeri 8'e eşittir. Bir şey yoksa o yüzden 2 üzeri 8'den 10'u çıkartırız ki geri kalanların sonucunu bulalım. 2 üzeri 8 256'dır. 8'in sıfırlı kombinasyonu her şeyin sıfırlı kombinasyonu 1'dir. Sorumuzun cevabı da 255'tir. Bu kural oldukça önemli bir kuraldır ve buna ait iki soruyu inceledik. Buralarda aralarda eksik var mı yok mu dikkatli olmalıyız. Üçüncü sorumuza gelelim. Dokuzun m artı birli kombinasyonu eşittir. Dokuzun iki m eksi birli kombinasyonu eşitliğinde m sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? İkisinin de üst tarafının eşit olduğunu görüyoruz. Bu tarz durumlarda n'in x'li kombinasyonu n'in y'li kombinasyonuna iki durumda eşit olabilir. Birinci durum x ile y'nin birbirine eşit olduğu durumdur. Bu alttaki m artı 1 ile 2m eksi 1 birbirine eşit olduğunda bu eşitlik sağlanır. İkinci durum bu alttaki 2x ve y değerinin toplamı yukarıdaki n'i verirse bu eşitlik yine sağlanır. X artı y eşittir n. Öncelikle birinci durumu inceleyelim bu soruda. M artı 1 2m eksi 1'e eşit olduğunda bu eşitlik sağlanır. M'i bu tarafa, 1'i bu tarafa alırsak m eşittir 2. M değeri 2 iken bu eşitlik sağlanır. İkinci duruma geldiğimizde bu alttaki 2 ifadenin toplamı yukarıdaki 9'u verirse yine bu eşitlik sağlanır. M artı 1 artı 2M eksi 1 eşittir 9. Birler birbirini götürdü. 3M eşittir 9. M eşittir 3 çıkarsa da bu eşitlik sağlanır. M'in alabileceği değerler toplamı 2 artı 3'ten 5 olarak bulunur. Oldukça güzel bir sorumuzdur ve bu bilginin bilinmesini gerektiren bir sorudur. Dördüncü sorumuza geçelim.
Dördüncü sorumuz da, şöyle birazcık daha kaydırsak iyi olacak. Şu kalemde bir sorun var. Tamam. Dördüncü sorumuz, bir küme var. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 elemanları içeren kümesi veriliyor. A şıkkında bu kümeden çarpımları negatif olacak biçimde kaç farklı 3 elemanlı alt küme oluşturulabilir? 3 elemanlı alt küme oluşturmamız isteniyor. Fakat elemanların çarpımı negatif olacak. Bu nasıl mümkün olur? 3 elemanın da çarpımı A, B, C seçtiğimiz 3 elemanın çarpımının negatif çıkması. 3'ü de negatif olursa çarpımın sonucu negatif çıkabilir. İkisi pozitif, biri negatif olursa yine çarpımın sonucu negatif çıkar. Fakat iki negatif bir pozitifte sonucun negatif çıkması mümkün değildir. Bizim bir kere ilk olarak şunları yakalamamız lazım. Bu üçü de negatif olmalı veya biri negatif ikisi pozitif olmalı diyebilmeliyiz. Yani oluşturacağımız 3 elemanlı alt kümenin 3 elemanı da negatif olursa olur. Burada kaç negatifimiz var? 3. Bunun üçünü de seçerek oluşturduğumuz 3 elemanlı alt küme kesinlikle ve kesinlikle elemanları çarpıldığında negatif üretir. Veya 2 pozitif, 1 negatif. Sıfırı hiçbir şekilde kümenin içine yazmamalıyız. Çünkü sıfır çarpmada sonucun sıfır çıkmasına neden olur. Ve sıfır negatif veya pozitif olarak nitelenemeyen nötr bir sayıdır. Bu nedenle buradaki iki pozitifimiz var. Bu iki pozitiften ikisini de alır. Ve bunun yanına bir de negatif alırsak çarpımın sonucu yine negatif çıkabilir. İşte bu iki durumun toplamı bize A şıkkının cevabını verecek. 3'ün üçlü kombinasyonu 1'e eşittir. 2'nin ikili kombinasyonu 1'e eşittir. 3'ün birli kombinasyonu 3'e eşittir. 1 artı 3'ten bu şartları sağlayan 4 farklı alt küme yazabileceğimizi anladık. B şıkkına gelelim. Bu kümeden toplamları çift sayı olacak biçimde 3 elemanlı kaç farklı alt küme seçilebilir? A artı B artı C'nin bu sefer çift olmasının peşindeyiz. Üçü de çift olursa çift 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 3 çifte sonuç çift çıkar evet. Bir çift iki teki toplayınca çift eder. Çiftle çifti toplayınca çift eder. İki tek bir çifte de sonuç çift çıkar. Üç teke geldiğimizde ise üç tekin çift çıkabilmesi mümkün değildir. Sonuç tek çıkar. O yüzden bu iki durumumuz var burada da. 3 çift seçtiğimizde veya 1 çift 2 tek seçtiğimizde sonuç çift çıkabilmektedir. Şimdi burayı hesaplayalım. 3 çift. Burada kimler çift? Eksi 2, 0, 2. Bu 3'ten 3'ünü seçtiğimizde ortaya çıkan toplamın sonucu çift eder veya 1 çift 2 tek. Bu 3 çiftten bir tane. 2 de yanına bunun tek seçersek 1, 2, 3 tekimiz var. 2 de tek seçersek bu durumda da 3 elemanlı kümenin elemanları toplamı çift çıkar. Kaçırdığımız bir şey var mı düşünelim. 3 çift, çift 2 tek. 2 çift bir tek, 2 çift bir tek. Bunun sonucu da çift çıkmaz. Tamam, kaçırdığımız bir şey yok. 3'ün üçlü kombinasyonu 1 artı 3'ün birli kombinasyonu 3. 3'ün ikili kombinasyonu yine 3 eder. Uzun uzun hesaplamalarını yapmayacağım. 1 artı 9'dan da sonucu 10 olarak bulmuş oluruz. Oldukça güzel bir soruydu bu. Geçmiş yıllarda üniversite sınavında da bu sorunun geldiği bir yıl vardı. Bu tip bir sorunun diyelim, aynısı değil. Gelelim 5. sorumuza.
10 evli çiftten oluşan bir topluluktan 3 kişi seçiliyor. Seçilen bu 3 kişi arasında bir evli çift olan durumların sayısı kaçtır? Bir evli çift olması isteniyor. Öncelikle gidip evli çifti seçeriz. 10 evli çift arasından bir evli çifti seçeriz. Şu an 2 kişi seçmiş durumdayız. Çarpı geriye seçilecek bir kişi kaldı. Bir evli çift seçtiğimizde burada 9 evli çift kalır. 9 evli çiftte 9 çarpı 2'den 18 kişi vardır. Geriye kalan 18 kişi arasından da bir kişiyi seçeriz. Tekrar ediyorum. Önce gidip evli çifti seçiyoruz. 10 evli çiftten bir tanesini seçme durumlarımızın sayısı bu. Çarpı geriye kalan insanların içinden de bir kişi seçiyoruz ve toplamda şu an 3 kişi seçmiş durumdayız. 10'un birlik kombinasyonu 10, 18'in birlik kombinasyonu da 18. Çarptığımızda 180 sonucunu buluruz. 6. sorumuza gelelim. Bir rafta 3 farklı matematik, 4 farklı fizik, 5 farklı kimya kitabı bulunmaktadır. Bu raftan 3 kitap rastgele kaç farklı biçimde seçilebilir? Bize hiçbir şart söylememiş. Kaç kitap var? 3, 7, 12. 12'nin üçlü kombinasyonu. Bunun hesaplamasıyla uğraşmayalım. Böyle bırakalım. B şıkkına geldiğimizde, bu raftan farklı branşlardan olmak şartıyla 3 kitap rastgele kaç farklı biçimde seçilebilir? Farklı branşlardan olması için her birinden birer tane seçmemiz gerekir. Ki farklı branşlardan olabilir. 3'ün birlik kombinasyonu, 4'ün birlik kombinasyonu, 5'in birlik kombinasyonu. Bunu da hesaplamakla uğraşmayalım, böyle bırakalım. C şıkkına geldiğimizde bu raftan aynı branşlarda olmak şartıyla 3 kitap rastgele kaç farklı biçimde seçilebilir? Aynı branşlarda olması için 3'ünü de gidip matematik seçeriz. 3'ün üçlü kombinasyonu. Diğerlerinden hiç seçmeyiz. Veya 4'ün üçlü kombinasyonu. 4 fizikten 3 tanesini seçeriz. Veya 5 kimyadan 3 tanesini seçeriz. Diğerlerinden seçmeyiz. Bunların sonuçlarını toplayacağız. 3'ün üçlü kombinasyonu 1'dir. 4'ün üçlü kombinasyonu 4'tür. 5'in üçlü kombinasyonu da 10'dur. Topladığımızda 15 olarak sorumuzun cevabını buluruz. 3'ü de aynı branştan olmak şartıyla dediği zaman gidip matematikler arasından 3 tane seçme ihtimalimiz veya fizikler arasından 3 tane seçme ihtimalimiz veya diğerlerin arasından 3 tane seçme ihtimalimiz. 7. sorumuza geldik. 10 kişi arasından 3 kişi seçilip yan yana sıralanacaktır. Bu sıralama kaç farklı biçimde yapılabilir? Önce 10 kişiden 3'ünü seçeceğiz. 10'un üçlü kombinasyonu. Çarpı, bir de bunları sıralamamız lazım. 3 kişi yan yana 3 faktöriyel kadar farklı biçimde sıralanır. Burası permütasyondu sorunun. 10'un üçlü kombinasyonu 120 eder. 19, 8, 3, 2, 1. Evet. 3 faktöriyelde 6 eder. Çarpınca 720 sonucunu buluruz. 4 tanesi paralel, 10 doğru. En fazla kaç noktada kesişebilir? Şuraya 10 farklı doğru denmesi lazım. O eksik olmuş. Orada olmak zorunda o. 4 tanesi paralel. Paralel doğrular hakkında şunu biliyoruz. Birbirleriyle kesişmezler. 4 tanesi paralel, 10 farklı doğru en fazla kaç noktada kesişebilirler? 2 doğrunun kesişmesi, 2 farklı doğrunun kesişmesi en çok bir nokta olur. Bu nedenle biz bu 10 doğruyu ikili ikili kaç farklı gruba ayırabildiğimizi önce belirleriz. 10 ikili kombinasyonu. İkili ikili gruba ayırdığımızda her ikili grupta bir kesişme çıkar. Eğer ki burada 4 tane paralel olmasaydı. Bu 4 paralelden herhangi ikisini grup yaptığımızda kendi aralarında kesişme oluşturmazlar. Bu nedenle eksi 4'ün ikili kombinasyonu.
Bu tarz sorularda en klasik yapılan hata, 4 tanesi paralel. O zaman bunlar birbirleriyle kesişmez. Biz bunları atalım, geriye 6 tane doğru kalır. 6'nın ikilisi demektir. Tamam da o diğer 6 doğru buradaki 4 tanesiyle kesişebilirler. Bu 4'ü bir kendi aralarında kesişemezler. Bu nedenle onun ikili kombinasyonu deyip bütün ikili grupların adedini bulacağız. Bunlardan bu kendi 4 tanesi birbirine paralel olanların kendi aralarındaki ikili gruplarını çıkartacağız. Çünkü onlar birbirleriyle kesişmiyor. Onun ikili kombinasyonu 19 bölü 2 birden 45. 4'ün ikilisi de 6 eder. Çıkartınca 39 sonucunu buluruz. 9. sorumuza geliyoruz. 8 farklı doğru. En az A farklı noktada, en çok ise B farklı noktada kesişebilmektedir. Buna göre A artı B kaçtır? 8 farklı doğru, hepsi birbirine paralel olur. 0 noktada kesişir. A direkt 0'dır. En çok B farklı noktada kesişebilmektedir. Öyle ideal dağılmışlardı ki her biri birbirleriyle ikili grupladığımız her durum birbiriyle kesişir. En çok ise 8'in ikili kombinasyonu kadar. 8'in ikili kombinasyonu 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1'den 28. En çok ise 28 farklı noktada kesişir. 8 doğru. Hepsi ideal durumdadırlar ve hepsi birbiriyle kesişir varsayımıyla 8'in ikili kombinasyonu kadar kesişme çıkartırlar. Ne kadar ikili grupluyorsak her ikili birbiriyle bir noktada kesişir. İkili grup sayısı kadar kesişme çıkar bu nedenle. Bu da B'miz bizim. A artı B ise 0'la 28'i toplarsak 28. Paralel olmayan 8 farklı doğru. En az A farklı noktada. Bu 8 farklı doğru paralel değillerse en az hepsi aynı noktada kesişirler varsayarız. En az bir noktada kesişirler. Hepsi aynı noktada kesiştiğini varsayarsak en az durumuna ulaşırız eğer bunlar paralel değilse. A'yı 1 olarak buldum. En çok da bir değişiklik yok. En çok öyle ideal dağılmışlardır ki herkes birbiriyle kesişme oluşturur. 8'in ikili kombinasyonu. Yukarıda bulmuştuk zaten 28. B eşittir 28. 1 ile 28'i toplarsak 29. Geometrik düşünceyi de gerektiren iki soru idi bunlar. On birinci sorumuza geldik. 6 tanesi doğrusal, 10 farklı nokta ile en çok kaç üçgen çizilebilir? 6 tanesi doğrusal. Aynı doğrunun üzerindeler. Bunlar kendi aralarında üçlü gruplandığında üçgen oluşturamazlar. 4 tanesinin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bu 6 tane doğrusal hiç yokmuş gibi onun arasından hangi üçünü seçersek seçelim, üçgen oluşturduğunu varsayacağız. Bu oluşabilecek en yüksek sayıdaki üçgen durumudur. Eksi. Fakat bu 6 tanesinden 3 tanesini seçtiğimizde üçgen oluşamamaktadır. Onun üçlüsünden 6'nın üçlüsünü çıkartırız. Direkt bu 10 taneden 6'yı atıp da 4'ün üçlüsü deme gibi bir hata yapmayalım. Çünkü bunlar kendi aralarında üçgen oluşturamazlar ama bu noktayla mesela şu ikisi üçgen oluşturabilir. O yüzden diğerleriyle ilişkiyi yok etmememiz lazım. 10'un üçlüsü 120'dir. 6'nın üçlüsü de 20'dir. Çıkartınca 100 farklı üçgen çizilebilir. 12. ve son sorumuza geldik. Herkesin birbiriyle tokalaştığı bir toplulukta toplam 66 tokalaşma meydana geldiğine göre bu toplulukta kaç kişi vardır? Toplulukta n kişi olduğunu varsayalım. Bir tokalaşma meydana gelmesi için 2 kişiye ihtiyaç vardır. Bu n kişiyi ikili biçimde kaç gruba ayırabiliyorsak o kadar tokalaşma meydana gelir. N'in ikili kombinasyonunun 66'ya eşit olduğunu biliyoruz.
Bunu çözmek için de n çarpı kombinasyon hesabına başlıyoruz. N eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eşittir 66. Şu alttaki 2 ile karşıyı çarparsak n kare eksen eşittir 132. Bunu bu tarafa alırsak n kare eksen eksi 132 eşittir 0. 132 11 ile 12'nin çarpımıdır. Artı 11 eksi 12. Çapraz çarpıp topladığımızda ortadakini veriyor. 11 ile 12'yi çarpınca da 132. Çarpanların ayrılışı n eksi 12 çarpı n artı 11 eşittir 0. N ya 12 ya da eksi 11 sonucun 0 çıkması için. Fakat insan sayısı negatif söylenemeyeceğine göre grubumuzda 12 kişi vardır. Tokalaşma soruları kaç kişi isek o kişi sayısının ikili kombinasyonu kadardır. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı burada noktalıyoruz.